Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 99. yılını kutluyor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Partiye üye olan 99 gençle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra parti meclis toplantısının açılışında konuştu. Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor diyen Kılıçdaroğlu, iktidarın ekonomi politikalarını ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de eleştirdi. Bu kararlı mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Birileri beşli çeteleri harekete geçirebilir. Kendi medyasını harekete geçirebilir. Yolsuzluk yapanları harekete geçirebilir. Haramileri harekete geçirebilir. Onların yedi düveli dahi gelse bir adım, bir santim dahi geri adım atmayacak. CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümünde partililere seslendi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi. Bugün geldiğimiz noktada devletin bir kişiye teslim edildiğini biliyoruz. Yasama, yargı ve yürütme yok. Demokrasi yok askıda. Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz. O nedenle her birimizin bu ülkeye karşı sorumluluğu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde partiye üye olan 99 gençle birlikte sabah saatlerinde atanın huzuruna çıktı. Sonrasında parti meclisi toplantısında konuştu. Mesajları özellikle genç partililereydi. Eğer siz ekonomik bağımsızlığınızı sağlayamazsanız siyasal bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Ekonomik bağımsızlığı sağlamanın yolu dışarıya el avuç açan bir Türkiye görüntüsü vermemektir. Dışarıya el avuç açarsanız bana para verin diye dilenirseniz size siyasal koşullarını dayatırlar. Bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Ve sözü 2023 seçimlerine getirdi. Birbirimize güveneceğiz. Beraber yola çıktık. Türkiye'yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturacağız. Yani cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. İşin özeti.